Videoya başlamadan önce yorum kısmına linkini bıraktığımız diğer kanalımız Hedef Turan'ı da takip ederek destek olabilirsiniz. 44 gün süren Karabağ'ı kurtarma harekatında Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği silahlardan büyük katkı alan Azerbaycan, birçok askeri teçhizat aldı. Azerbaycan'ın Türkiye'den yaptığı silah ithalatı son 11 ayda %600 arttı. Türkiye'den 256 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat ithal eden Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması sırasında ithal ettiği silah ve mühimmatları aktif şekilde kullandı. Silahlı insansız hava araçları yapılan harekatlarda Ermenistan ordusuna yaklaşık 3,5 milyar dolar zarar verdi. Rusya'dan aldığı hava savunma sistemleri, zırhlı araçları ve tankları imha edilen Ermenistan, tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı. Azerbaycan'ın aktif şekilde kullandığı Türk savunma sanayi ürünleri aynı zamanda dünyanın da dikkatini çekti. Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından çok sayıda ülke yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünlerini satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman uluslararası hukukun ve meşruiyetin yanında yer aldığının altını çizerek, MİSK grubunun bir üyesi olarak bu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için tüm çabaları desteklemeye kararlıyız. Biz her zaman böyle bir çözümün uluslararası hukuka dayanması gerektiğini savunduk, dedi. Türkiye'nin, her zaman böyle bir çözümün uluslararası hukuka, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve agit ilkelerine dayanması gerektiğini savunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, çözümün Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne dayanması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, şimdi Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasındaki son anlaşmayla, 30 yılın ardından gerçek bir barış şansı var. Bunun elbette bölgesel istikrarın yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinde olumlu etkileri olacaktır. MİSK grubunun diğer üyelerini ve özellikle eş başkanları, müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu baltalayacak siyasi amaçlı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz, ifadesini kullandı. Ukrayna ve çevresindeki durumun da önemli bir sorun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Kırım'daki insan hakları ihlalleri ve Kırım Tatarlarının durumu endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Azerbaycan'da olduğu gibi, Türkiye, Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne kararlılıkla bağlıdır. Agit'in bu konuda da oynayacağı önemli bir rol vardır. Agit Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Büyükelçi Halit Çevik önderliğinde önemli bir görevi yerine getiriyor diye konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanına yeniden entegre etmeye kararlı olduklarını bildirdi. Bayramov, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyondan ve sonrasında Rusya'nın ara buluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes bildirisinden bahsetti. Bayramov, bildirinin Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaklaşık 30 yıldır devam eden silahlı çatışmaya son verilmesi için zemin hazırlandığını belirterek, bildirinin ayrıca göçmenlerin Birleşmiş Milletler gözetiminde evlerine dönmesiyle ilgili önemli maddeyi de içerdiğini kaydetti bildiriyle bölgedeki tüm ulaştırma hatlarının açılacağını ve Türk-Rus ortak merkezinin kurulacağını hatırlatan Bayramov, bu mutabakatın gerçeğe dönüştürülmesine katkılarından dolayı Rusya ve Türkiye'ye teşekkür ederim. Bu komşu devletler, Güney Kafkasya'da uzun zamandır beklenen barış ve istikrarı sağlayacak bir mutabakatın garantörü olarak önemli bir rol oynamaktadır, dedi. Bayramov, bölgede barış ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin sürdürülmesi, yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin geri döndürülmesi dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlamanın öncelikli görev olduğuna vurgu yaparak, Azerbaycan'da vatandaşların hak ve özgürlükleri etnik veya dinsel aidiyete bakılmaksızın eşit ve ayrım gözetilmeyen şekilde güvence altındadır. Azerbaycan devleti, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşlarını ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanına yeniden entegre etmeye kararlıdır. Bunun için ülkenin anayasası sağlam bir yasal çerçeve sağlamaktadır. Çatışma bölgesindeki Azerbaycanlı ve Ermeni nüfusun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde birbirlerinin güvenliğine, etnik ve dinsel aidiyetine saygı göstererek barış içinde bir arada yaşaması sağlanmalıdır ve sağlanacaktır. Biz çatışma sonrasındaki yeni aşamaya, yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına adım atıyoruz. Kalkınma ve işbirliği için yeni olanaklar ortaya çıkmaktadır. Ortaklarımıza gelecek vadeden yeni gerçekleri değerlendirmeye ve bunlardan yararlanmaya çağırıyoruz diye konuştu. Azerbaycanlı siyaset bilimci Ali Hacızade Ermenistan'ın çaresiz durumda olduğunu söyledi. Hacızade, Ermenistan'ın yenilgisinden sonra Ermenilerden ülkenin kalkınması gerektiğini duyuyoruz. Ancak Ermenistan lojistik ve enerji açısından çaresiz durumda. Bakü, Erivan'ı bölgesel projelerden tamamen dışladı. Şimdi sınır açılsa bile Ermenistan'ın ihraç edeceği bir şey yok. Ermeniler ya ülkeyi terk ettiler ya da salgın hastalıktan sonra gidecek. Evet, Batı'da ve Rusya'da pek çok başarılı Ermeni var ama Ermenistan'da yaşamak istemiyorlar, kendilerinin ve çocuklarının kaderini Ermenistan'a bağlamıyorlar. İlk savaşta Ermenistan'ın nüfusu 3,5 milyondu ama şu anda 2 milyonluk bir nüfusa sahip ve 10 yıl içinde bu sayı 1,5 milyona belki daha da düşecek dedi. Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılması planlanan teknik görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı teknik toplantılar yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. Türk ve Yunan teknik heyetlerinin Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi dönük ilk toplantısı NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı Başkanlığında 3 Eylül'de yapılmıştı. Söz konusu tarihten bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirilmişti. NATO karargahındaki toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen teknik düzenlemeler metni 1 Ekim'de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti. Mutabakat sonrası teknik detayların belirlenmesi amacıyla birincisi 9 Ekim'de yapılan söz konusu toplantının devamına yönelik yapılan planlamalar Yunanistan'ın tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadı. İlk olarak 16 Ekim olarak belirlenen ikinci toplantı sonrasında 23 Ekim ve 30 Ekim'de tekrar planlanmasına rağmen Yunanistan tarafından olumlu cevap verilmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Son olarak 30 Kasım tarihinde planlanan toplantının Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle iptal edildiği bilgisi alındı. Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi amacıyla NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı Başkanlığında birincisi 3 Eylül 2020 tarihinde olmak üzere bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantılar her iki ülke askeri temsilcilerinin katılımı ile NATO karargahında yapılmıştı toplantılar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından başlatılan girişimler neticesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen teknik düzenlemeler metni 1 Ekim 2020 tarihinde her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti. Üst düzey bir yetkili, Türk tarafı, NATO Genel Sekreteri'nin girişimleriyle başlatılan Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi toplantılarına her zaman iştirak etmiş, her zaman da iştirak edecektir açıklamasında bulundu. Fransa Ulusal Meclisi skandal bir karar alarak uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını öngören tasarıyı kabul etti. Fransa Ulusal Meclisi, geçen hafta Fransa Senatosu'nun aldığı benzer bir kararı oy çokluğuyla kabul etti. İşgal altındaki Karabağ'ın acilen bağımsız devlet olarak tanınması çağrısını içeren tasarı, 3'e karşı 188 oyla parlamentodan geçti. Tasarıda kendi topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan askeri harekat başlatarak barış sürecini bozmak gibi saçma hukuk dışı bir suçla itham ediliyordu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Vesledrain, mecliste yaptığı açıklamada, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısını kabul etmediğini belirterek, Ermeni dostlarımızın kendisi bunu istemedi. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi misk grubundan çıkarmış oluruz ve arabulucu rolümüzden vazgeçmiş oluruz, dedi. Fransa'da geçen hafta da Senato benzer bir tasarı kabul ederek, hükümete sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda çağrı yapmıştı. İki karar da tavsiye niteliği taşırken herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.